Lütfen dikkat. Büyük. Bugün düğün geldim. Bizler Diyarbakır'da olmaktan son derece mutluyuz. Onurluyuz, gururluyuz. Evet, 20 yıl sonra Diyarbakır'ımızda güzel bir müsabaka bugün gerçekleştireceğiz. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yıllık faaliyet programına şahsım ve başkanımın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak daha farklı yarışlar, branşlarda da müsabakaları bundan sonra Diyarbakır'da göreceksiniz. Bugünkü yarışlarımıza gelecek olursak, bugün Cross Ligimizin birinci kademesini, zaten bu iki kademe oluyor biliyorsunuz, Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Evet, burada güzel bir ortam var. Buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Vali Bey'e, Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, il müdürümüze, hepsine teşekkür ediyorum. İşte gördüğünüz gibi mükemmel bir parkur düzenlemişler. Yani bu parkuru şöyle istisna olmasın diye söylüyorum. Türkiye'de şu anda gördüğüm en güzel parkurlardan bir tanesi cross branşında. Çocuklarımız da çok rahat yarışlar burada elde edecekler. Ama şu bir gerçek, onun sözünü size verebilirim. Diyarbakır'da bundan sonra atletizmle ilgili çok faaliyet olacak. Siz de buna şahit olacaksınız. Gerçekten çok müthiş bir katılım var. 49 kulüp katılıyor. Toplam 263 sporcu bugün müsabakalarda yarış yapacaklar. Bu bizim için bir yani şu andaki rakamlara, kulüp sayısına baktığımızda son yıllardaki en yüksek oran. Bugün Diyarbakır'ımızda Türkiye'nin çok farklı illerinden, onlarca spor kulübünden yüzlerce sporcu kardeşimiz yarışıyor. Öncelikle ben onlara başarılar diliyorum. İnşallah burada yarışan sporcu kardeşlerimizden ulusal ve uluslararası başarılar elde eden, olimpiyatlarda altın madalyayı boynuna takan sporcu kardeşlerimiz yetişecek. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak, tabii böylesine kadim bir şehirde, peygamberler şehrinde, sahabeler şehrinde, yüzlerce medeniyetin, onlarca medeniyetin yüzlerce yıldır barış ve huzur içinde yaşadığı bir kenti Türkiye'nin gündemine böylesi bir organizasyonla getirmek, hem de bu tesisi inşa etmede katkı sunmak anlamında Yenişehir Belediyesi olarak da gurur duyduk. Diyarbakır'da böylesi güzel bir havada, güzel bir atmosferde Türkiye'nin ender atletizm pistlerinden biri olduğunu söylüyor şimdi Atletizm Federasyonu'ndan gelen yetkili arkadaşlarımız. Tesisleri de çok beğendiler. Şehir içinde, kampüs içerisinde çok kaliteli bir tesis buldular. İnşallah bu tesiste önümüzdeki günlerde
Balkan şampiyonası, uluslararası şampiyonalar, Türkiye şampiyonaları, bu tür aktiviteler icra edilecek. Bu da Diyarbakır'ımızın adını huzurla, sporla, barışla, güvenlikle tüm Türkiye'nin gündemine taşımak adına her seferde bize bir imkan daha sunacak. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak spor noktasında sporcu kardeşlerimize bu tür etkinliklerin icra edilmesine hem tesisleşme açısından hem de organizasyon açısından her daim destek sunmaya devam edeceğiz. İkinci olan sporcumuz İstanbul. Tebrik ediyorum, maşallah. Harika bir yarışı, başarılar.